Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Değerli arkadaşlar, Yakup Hoca ile Arapça kanalımızda Arapça derslerimiz başladı inşallah. İlk ünitemiz Arapça 2 muzaaf fiiller ile ilgili olacak. Ancak arkadaşlar ilk 5 ünite fiillerle alakalı olduğu için öncelikle biraz fiiller hakkında genel bir bilgi, bilinmesi gereken genel şeylerden biraz bahsedeceğim. Sonra muzaaf fiillere konu anlatımına geçeceğim. 5 ünite boyunca bunları sık sık tekrarlayacağımız için bazı önemli şeylerin altını bugün özellikle çizeceğim. Sizler de mümkün mertebe bunlara dikkat ederseniz gerçekten de bu 5 ünitede hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, öncelikle aksamı seb'a'dan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu fiillerin çekimlerinde şunu da göreceğiz ilerleyen dönemde. İşte nakıs fiiller dediğimizde, nakıs fiil ne diye sorduğunuzda çok zor bir soru olacak bu ilerleyen dönemde. Ama şimdiden en azından nakıs fiilin, ecveb fiilin, misal fiilin ne olduğunu en baştan bir tanımamız gerekiyor. Onun için de şu an gördüğünüz bir tablo var arkadaşlar. Bu tablo öncelikle şunu söyleyelim. Sülasi fiillerle alakalı arkadaşlar. Yani biz aksamı seb'a dediğimiz zaman sülasi kökten bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani bir fiilin üçlü köküyle alakalı, şuradaki tabloda fiilin üçlü köküyle alakalı bir durum olduğunu öncelikle söyleyelim arkadaşlar. Peki bu sınıflandırma neye göre yapılıyor arkadaşlar? Fiilimizin yapısında, yani üçlü kökünde vav, ye, elif dediğimiz illet harflerinden birinin bulunması halinde bu tür fiilleri biz illetli, yani mutel fiiller olarak adlandırırız. Arkadaşlar, kitaplarda illetli ibaresi de geçiyor, mutel fiil ibaresi de geçiyor. Yani mutel fiil ne diye duyduğunuzda bu neydi diye şaşırmayın. İnanın birkaç sene önce bir öğrencim sırf şu mutel kelimesini bilmediği için soruyu hiç okumadan boş bırakmıştı. Halbuki sınavdan sonra hocam %100 yapacağım çok kolay bir soruymuş ama şu kavramı bilmediğim için soru başka bir şeyden bahsediyor deyip maalesef yapmadım demişti. Onun için duymuş olun. Mutel fiil demek illetli fiil demek arkadaşlar. Eğer fiilimin içinde sülasi köklü kökünde vav, ye, elif harflerinden biri varsa mutel fiil, illetli fiiller olarak adlandırılıyor. Sahih fiil grubunda ise arkadaşlar vav, ye, elif harflerinin kesinlikle bulunmadığını görüyoruz. Vav, ye, elif harfleri sahih fiillerde yok. Sahih fiilleri kendi içinde salim, muzaaf ve mehmus fiil olarak üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Salim fiil dediğimizde arkadaşlar üçlü kökünde şedde olmayan, hemze olmayan fiil demektir. Hocam vav, ye, elif zaten arkadaşlar bakın sahih fiil grubunda vav, ye, elif kesinlikle yok. Buna ilaveten salim fiil dediğimizde şedde ve hemzenin de içerisinde bulunmadığı fiile salim fiil diyoruz arkadaşlar. Nesara bakıyorum. Vaviyelik yok, ketebe, alime, vaviyelik yok, şedde yok, hemze yok, salim fiil diyoruz. Muzaaf fiiller ise arkadaşlar, üçlü kökünden iki harfi, yani ikinci ve üçüncü harfi aynı olan fiillerdir. Aslında bu MDD arkadaşlar, KALELE, FERARA gibi üç harfli fiillerdir. Bakın, ikinci ve üçüncü harfleri aynıdır. İşte ikinci ve üçüncü harfleri aynı olan bu fiillere biz ne diyoruz arkadaşlar? Muzaaf fiil diyoruz. İki harf bir harfte şedde ile idgam yapılarak yani birbirine katılarak okunuyor arkadaşlar.
Bu bir kural. İki tane aynı cinsten aynı harf yan yana geldiğinde şeddelenerek okunduğunu görüyoruz. İşte bu tür fiillerde ne diyoruz? Muzaaf fiiller diyoruz arkadaşlar. Mehmuz fiil ise arkadaşlar adı üstünde hemzelenmiş demek. Arapça biraz bilgisi olan hemeze, yehmuzu, hemzeten, hamizun, mehmuzun, mehmuz kalıbının ismi mef'ul kalıbı olduğunu bilir. Mehmuz, bakın arkadaşlar, hemeze, hemze. Mehmuz dediğimde hemzelenmiş, hemzelenmiş demek. Yani o zaman mehmuz fiiller dediğimizde üçlü kökündeki harflerinden biri hemze olan fiillere ne diyoruz? Mehmuz fiil diyoruz. Mesela ekele, seele, karae gibi. Peki şu yana yazdığım arkadaşlar mehmuzül fa, mehmuzül ayn, mehmuzül lam ne demek? Onu da biraz sonra neden böyle bir isimlendirme yapıyoruz anlatacağız. Birinci harf hemze ise mehmuzül fa, ikinci harf hemze ise mehmuzül ayn, üçüncü harf hemze ise mehmuzül lam deniliyor arkadaşlar. Onu isterseniz hemen şöyle şurada anlatalım diğer tarafa geçmeden illetli fiillere. Arkadaşlar Arapçada bütün fiiller feale kalıbından türetilerek elde edilir diyebiliriz. Yani en kök halde ya üçlüdür bir fiil ya da dört harflidir. Sülasi fiillerin hepsini şu feale kalıbından adlandıracağız. Yani feale kalıbı üzerinden adlandırma yapacağız. Fealenin fası faül fiil, aynı aynül fiil olarak isimlendirilir. Lamı da lamül fiil olarak isimlendirilir. Arkadaşlar bir ilerleyen dönemlerde şöyle ifadeler kullanacağız. İşte faül fiiliyle aynül fiili arasına bir elif getirilerek mufale babını elde ederiz. Yani faül fiil ne ya, aynül fiil ne ya dememeniz gerekiyor artık. Şunu bilmeniz gerekiyor. Fiilin üçlü kökünün birinci harfi faül fiil olarak adlandırılır. İkinci harfi yani ayın harfine denk gelen ikinci harfi aynül fiil olarak adlandırılır. Lamül fiili de yani lam harfine denk gelen kısmı da lamül fiil olarak adlandırılır. Mesela bakın şekera dediğimde arkadaşlar başka bir fiil yazdığımda şimdi ben buna ne diyeceğim? Faül fiil. Ama hocam bu şaül fiil mi? Hayır arkadaşlar. Bütün isimlendirmeyi bu fiil üzerinden yürüteceğiz. Yani feale kalıbı üzerinden yürüteceğiz. Birinci harf, fiilin birinci harfi faül fiil. İkinci harfi aynül fiil. Üçüncü harfi lamül fiil olarak isimlendiririz arkadaşlar. Mesela ben şekera yerine iştekera desem bunu iftial babından kullansam arkadaşlar. Ben mesela feale yerine arkadaşlar feale şekere yerine iştekere desem yani iftial babından kullansam bakın ne diyeceğim bunu isimlendirirken diyeceğim ki fiilimin faül fiilinden önce bir hemze getirilerek faül fiiliyle aynül fiili arasına bir t getirerek iftial babını elde ederim. He bakın yine şın faül fiil. Hocam birinci harf bu faül fiil değil mi? Hayır arkadaşlar bakın. Fiilin üçlü köküne bakıyoruz. Üçlü kökü şekera olduğuna göre bu da şekera. O zaman şe faül fiil, kef harfi, aynül fiil, ra harfi, lamül fiil çünkü son harf. Kökünün üçüncü harfi yani. Bu isimlendirmeye göre fiilleri isimlendireceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar ses çok fazla mı gitti? Bir internet gitti geldi sadece azıcık mı gitti? Tamam arkadaşlar o biraz gittiyse bir internet kesintisi oldu. Ondan dolayı gitmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar yani faül fiil, aynül fiil, lamül fiil kuralını lütfen unutmayalım. Ama bakın fiilin üçlü köküyle alakalı olduğunu da
unutmayalım bu isimlendirmenin. Yani diyelim ki bir fiil istifal babından 6 harfli bir fiilse, o 6 harfli fiile eklenen o 3 harfle alakamız yok. Kökü ne? Mesela gafera, istagfara diyoruz değil mi? Gafera, bakın kökü gafera. Gafera üzerinden ga faül fiil, fe aynül fiil, lam lamül fiil deriz. Elif, sin, te fiilimizin başına getirilmiş 3 harf diye isimlendiririz arkadaşlar. Şimdi illetli fiillere gelince, illetli fiiller eğer illet harfi fiilimizin birinci harfinde ise, yani üçlü kökün birinci harfi illet harfi olan vav veya ye ise misal fiil deriz. Misal fiil baştaki illet harfinin durumuna göre, vav ise misali vavi, ye ise misali yai olarak isimlendiririz arkadaşlar. Nakıs ecveb fiil ise arkadaşlar, ecveb fiil ise fiilimizin orta harfi illetli ise buna da ecveb fiil deriz. Ancak ecveb fiilde arkadaşlar vavi ve yai olarak isimlendirmemiz mazideki yazılıma göre değildir. Müzarisine göre, fiilimizin müzarisine göre bu isimlendirmeyi yaparız arkadaşlar. Eğer müzaride vav ortaya çıkarsa arkadaşlar, müzaride vav ortaya çıkarsa, gale yekulu mesela dediğimizde vav ortaya çıktı. Bu ecvefi vavidir. Sara yesiru diye bunu arkadaşlar okuruz. İkinci baptan olduğu için yesiru deriz. Burada da ecvefi yai olduğunu söyleriz. Ama bazı fiillerde de arkadaşlar bakın, mesela üçüncü baptan olan fiillerde hafe yehafu dediğimizde arkadaşlar, yehafu dediğimizde müzarisinde de bakın şey ortaya çıkmadı. Vav mı ye mi olduğu ortaya çıkmadı. Bunlarda da arkadaşlar fiilimizin maslarını alırız. Hafe yehafu havfun. Bakın ne oldu? Maslarda vav ortaya çıktı. Demek ki hafe fiili ecvefi vavidir arkadaşlar. Bu da yine ecvef fiili anlatırken daha detaylı bir şekilde bunlara değineceğim için şimdilik bu kadar kısa bir anlatımla bu kısmı, bu bölümü geçiyorum arkadaşlar. Nakıs fiilde son harfi illetli olan fiillere biz nakıs fiil diyoruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar fiilim gaza gibi elifi memdude, yani uzun elifle yazılmış nakıs bir fiilse bu nakısı vavidir arkadaşlar. Rama'daki gibi elifi maksura ile yazılmışsa veya radiyedeki gibi ye ile yazılmış ise arkadaşlar, bu da nakısı yai olarak isimlendirilir diyoruz arkadaşlar. Lefif fiil ise arkadaşlar yapısında içinde iki tane birden illet harfi bulunan fiillere biz lefif fiiller diyoruz. Lefif fiil arkadaşlar, lefif fiil iki tane illet harfini bünyesinde taşıyor. Bu illet harfleri ya ikinci ve üçüncü harfi olur, yani son harfi ve ondan önceki harfi olur. Bu durumda yan yana olurlar. Bakın vav ve ye yan yana. Yani illet harfleri yan yana ise lefifi makrun diyoruz arkadaşlar isimlendirmede. Eğer illet harfinin biri birinci harfi ise fiilin, biri de üçüncü harfi, yani arada illet harfi olmayan başka bir harf bulunuyor ise bu tür lefif fiillere de lefifi mefruk adını veririz arkadaşlar. Şimdi bu tablodan anlamadığınız, hocam aksamı seba ile ilgili şu kısımda bir sorun var dediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz, yoksa konuya devam edeceğim arkadaşlar. Bakın burada bir de şunu da hatırlatayım. Mesela ca'e diyoruz. Bu da bir fiil, geldi. Bakıyorum arkadaşlar, burada hemze var değil mi? Şimdi ben arkadaşlar, burada hemze var. Ama bakın bu tür fiillerde şuna dikkat edeceksiniz. Şuradaki fiillerde asla olmaması gereken ne arkadaşlar? İllet harfi. Vav, ye, elif.
Câe fiilinde elif olduğu için hemze olsa bile bunda bunu kesinlikle sahih fiiller grubuna yazamayız. Nereye yazacağız arkadaşlar? Orta harfi illetli olan ecvef fiildendir deriz. Bu istisnayı da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar fiillerin yazımı var. Fiillerin yazımı var. Altı bab dediğimiz bablardan size biraz olsun bahsetmek istiyorum. Sülasi mücerret altı bab arkadaşlar. Veya altı kalıp. Bunlar arkadaşlar önemli çünkü bunların isimlendirmelerine göre konuyu anlatırken diyeceğiz ki fiilimiz ikinci kalıptansa mesela nakıs fiilde diyeceğiz ki işte ikinci kalıptansa şöyle gelir müzarisi, dördüncü kalıptansa müzarisi böyle gelir gibi isimlendirmeler yapacağız. Şimdi ikinci kalıpta ne oluyor, dördüncü kalıpta ne oluyor bunları bilmezsek arkadaşlar sıkıntı yaşayacağımızı siz de takdir edersiniz. Şimdi nedir bu kalıplar arkadaşlar? Sülasi mücerret altı kalıp veya altı bab ne demektir? Arkadaşlar bu altı babı neye göre isimlendiririz? Aynül fiillerinin mazi ve müzarideki harekelerine göre isimlendiririz. Aynül fiili arkadaşlar bakın. Aynül fiili, fiilimizin aynül fiili mazide üstün, müzaride ötre ise birinci kalıptandır deriz arkadaşlar. Aynül fiili mazide üstün, müzaride ötre ise birinci kalıp. Bakıyorum. Ketebe mazide aynül fiili orta harf. Aynül fiili orta harf. Hocam ama bakın burada ikinci harfti, burada üçüncü harf. Arkadaşlar bakın fiilin köküne bakıyorum. Fiilin kökü kef. Kefle başlıyor. Ketebe. O zaman burada aynül fiil yine burada nedir? T'dir. Yani ikinci harfi demiyorum. İsimlendirmede dikkat edin. Aynül fiili diyorum. Aynül fiili mazide üstün, müzaride ötre, birinci kalıp. Aynül fiili mazide üstün, müzaride esre, bakın darabe, yadribu örneğinde olduğu gibi ikinci kalıp. Aynül fiili hem mazide hem de müzaride üstün olursa ne olur arkadaşlar? Üçüncü kalıp olur. Gördüğünüz gibi mazide de müzaride de üstün. Aynül fiili mazide esre müzaride üstün olursa arkadaşlar şu alime yanlış okumayın. Yine ne olur? Dördüncü kalıp olduğunu görürüz. Bakın mazide esre müzaride üstün. Beşinci kalıpta hem mazide hem müzaride ötre yani zamme arkadaşlar. Altıncı kalıpta hem mazide hem de müzaride aynül fiilinin kesre olduğuna dikkat ediniz. Eski kitaplarda da bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Fethun, zammun, fethun, kesrun. İki tane fetha olduğu için fethatan, kesrun, fethun, zammetan, kesretan şeklinde isimlendiriyor idik. Bu kalıpları da lütfen arkadaşlar bakın birer fiille ezberlerseniz şu şekilde aklınızda kalmayabilir. Feale, yef'ulu belki kalmayabilir ama bakın. Ketebe yektubu birinci baptan. Üstün ötre. Darabe yadribu. İkinci bapta bakın aynı fiili esreye dönüyor. Dikkat edin. Bakın ilk üç harf. İlk, biraz daha böyle hani mantıkla da ezberlemeye çalışırsanız. İlk üç kalıpta aynı fiili üstün. Ötre esre üstüne doğru gidiyor yani arkadaşlar. Müzaride ötre birinci kalıp. Esre ikinci kalıp. Üstün üçüncü kalıp. Bu şekilde de biraz daha kalıcı artık nasıl öğrenebiliyorsanız ezber yoluyla mı mantıkla mı ama arkadaşlar bunları mutlaka bilmek zorundasınız. Mesela ben şöyle bir şey desem. Amile. Amile ya'melu desem hemen kaçıncı baptan olduğunu söyleyeceğim. Bakıyorum fiilimin ikinci harfi yani aynül fiil ne? Mim. Mim mazide esre müzayede üstün. Mazide esre müzayede üstün olan hangisi? Dördüncü kalıp. Hemen gittim. Mesela ne diyelim? Hafe. Hadi ecvef fiil yazalım. Hafe. Yehafu dedim. Yehafu dedim. Bakıyorum arkadaşlar. Mazide üstün. Elif üstüne işarettir. Müzayede de üstün.
hem mazide hem müzayide üstün olan neydi? Üçüncü kalıp idi arkadaşlar. İşte bu kalıpları bilmemiz gerçekten fiilleri anlama, fiiller konusunda anlayarak gitme bakımından çok önemli. Onun için mazi, sülasi, mücerret, bu mazi ve müzarinin orta harflerine göre belirlediğimiz sülasi, mücerret altı kalıbı lütfen elinizden geldiğince kafanıza yerleştirin arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımdan sorusu olan varsa sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Yoksa devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi fiillerde arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın fiillerde bir çekim var değil mi? İşte 14 siga var. Biz şunu yapıyoruz zaman zaman arkadaşlar. Zaman zaman şunu yapıyoruz. Evet. Parmak hesabıyla bir çekim yapıyoruz arkadaşlar değil mi? Bakın arkadaşlar. Parmak hesabıyla da çekim olur. Bu kolayına gelen bunu yapar. Ama ben elimden geldiğince size biraz işin mantığını anlatmaya gayret edeceğim. Mantığıyla öğrenmenize yardımcı olmak istiyorum. Bakın, gaip dediğimiz zaman önce şu kavramları bir kere arkadaşlar yerleştirmemiz gerekiyor. Mazi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Geçmiş zaman arkadaşlar. Yani fiilin anlamı geçmiş zaman ifade edecek mazi fiilde. Peki mazi fiilde şimdi gaip diyoruz. Gaip arkadaşlar bakın kime gaip derler? Burada olmayana. Eğer biz işte o geldi, o gitti, o yemek yedi, o okuldan çıktı. Bakın ne yapıyorum? Burada olmayan birine sesleniyorum. Burada olmayan bir erkeğe seslendiğimde gaip diyorum. Bayana, bayan için bir fiil kullandığımda veya seslendiğimde de gaip ediyorum. Bakın zaten Arapça yazılımını yazdığımda anlayacaksınız arkadaşlar. Müzekker müennesik olayını. Gaibün dediğimde bu müzekkerdir. Ama gaibetün dediğimde bakın şu müenneslik t'sinden dolayı arkadaşlar. Bu nedir? Müennestir. Burada olmayan bir bayandan söz ediyorsak gaibe, burada olan birinden bahsediyorsak gaip. Bunu bir kere hafızamızın bir köşesine yazalım. İki, arkadaşlar muhatabımız kimdir bizim? Yani ben şu an size ders anlatıyorum. Siz benim şu an muhatabımsınız. Karşımdasınız. Yayındasınız şu an. Ama şu an burada olmayan bir arkadaşınıza desem ki gruptan birine, ya işte falan kişiye söyleyin yarın okula gelsin. Bakın burada olmayan biri, gaip. Ama diyorum ki karşımdasınız, karşımda biri var mesela atıyorum. Ayşe, Fatma neyse. Ayşe buraya gel. Dediğimde Ayşe karşımdadır yani. Ayşe buraya gelsin dediğinizde Ayşe yoktur burada. Ama Ayşe buraya gel dediğinde Ayşe karşınızdadır. İşte karşınızdakiyle konuşuyorsanız muhataptan söz edeceğiz. Eğer bu bayansa muhatabadan söz edeceğiz arkadaşlar. Mütekellim de konuşanın kendisi ve kendisi dışındaki orada bulunanlar yani biz anlamında arkadaşlar. Kendisiyle beraber yani o etraftaki herkese biz diyoruz değil mi? Birlikte kullandığımızda. İşte mütekellimi de iki şekilde karşımıza çıkacak. Ya ben mütekellim sigası ya da biz sigası olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. O zaman şu kavramları iyice yerleştirdiğimizde biraz işimiz kolaylaşacak arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Müfret diyorum arkadaşlar bakın. Gaip, müfret. Tabloyu okumak da önemli. Gaip, müfret. Ha, o zaman hüve zamiri nereye denk geliyor? O erkek. Ama o erkek burada mı? Hayır. Burada yok. Değil mi? O geldi. O kim? İşte o. Hüve. Gaip. Hüma. O ikisi geldi. Tesniye diyoruz arkadaşlar. Bakın Arapça'da bu tesniye ikiler için kullanılırken Türkçe'de o geldi, siz geldiniz. Veya o ikisi geldi demiyoruz. O geldi, onlar geldi. Yani şu ikil kavramı Arapçaya özgü arkadaşlar. Türkçe'de bu yok. Tesniye kavramı Türkçe'de yok.
tesniyenin bir diğer adının da müsenna olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi cemi kalıbına sıra geliyor. Cemi de Allah cemi cümlenizden razı olsun diyoruz değil mi? Hepinizden razı olsun. Cemi çoğul demek arkadaşlar. Arapçada demek ki müfret, tesniye, cemi şeklinde üç tane şahıstan bahsediyoruz. Yani müfret, tekil, tesniye, ikil, cemi de çoğul. Türkçedeki tekilin karşılığı Arapçada müfret, tesniyenin ikilin karşılığı Arapçada tesniye, çoğulun karşılığı Arapçada cemi. Üç ve üçten fazla şeyden bahsediyor isek çoğuldan bahsettiğimizi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de sorularda özellikle çok karşınıza çıkan diyor ki işte şu fiil birinci tekil şahıstır diyor mesela değil mi? Arkadaşlar ben bakın şu fiil birinci tekil şahıstandır. İşte falan filan böyle ifade ederdi. Veya işte nasara fiilinin ikinci tekil şahıs çoğulu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın şimdi ben gerçekten birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs bu kavramları bir süre yani anlamlandırırken zorlanıyordum sorularda bir anda okurken. Ya bu ne demek istiyor? Sonra kendi kendime dedim ya aslında kolay. Arkadaşlar ben birinciyim, ben her zaman birim. Benden başlıyoruz değil mi? Ben birinci şahıs. Sen ikinci şahıs. Bakın o daha uzakta. O üçüncü şahıs oluyor arkadaşlar. O üçüncü şahıs. Birinci tekil şahıs ben. Değil mi arkadaşlar? İkinci tekil şahıs sen. Üçüncü tekil şahıs da o. Ben, biz. Bakın bunun çoğulu ne? Biz, sen, siz ikiniz. Arapça olarak düşünürsek. Veya sizler olarak da çoğulunu söyleyebiliriz. O üçüncü tekil. Üçüncü tekilin tesniyesi ne? O ikisi. Üçüncü çoğul şahıs ne? Onlar. İşte bu kavramları da sorularda karşınıza çıkacağı için arkadaşlar kafanızda yerleştirmenizde fayda var. Yani aslında aşağıya bakıyorsunuz soru çok kolay. Yukarıdaki metni işte o birinci tekil şahısı şuydu buydu kafanız karışıyor. Bildiğiniz şeyi yapmakta zorlanabiliyorsunuz. Özellikle o tür sorularda birinci tekil şahıs mı demiş? Altını hemen çiz. Hemen çiz yaz. Birinci tekil ben yani ene. Değil mi arkadaşlar? He, o zaman şıklara bak. Şıklarda ona denk gelen fiil kökü, fiil kalıbı hangisi? İşini kolaylaştır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bir zamiri, bir zamire göre bir fiil tablosunu bilmek çok önemli arkadaşlar. Bakın, gaib müfredin karşılığı zamirlerde nedir? Hüve. Gaibe müfredin karşılığı nedir arkadaşlar? Hiye'dir. Muhatabın karşılığı müfredinin ente, muhatabanın karşılığı da zamir olarak entidir. Müfred karşılığı. Bakın, hüve hüma, hiye hüma. Gördüğünüz gibi tesniyelerde zamirler ortak. Cemile hem muhatapta hem de gaibde ortak olduklarını görün. Yani muhatap ve muhataba aynı. Gaib ve gaibenin zamirleri aynı arkadaşlar. Hüm, müzekker çoğul olduğunu söyleyelim. Hünne, müennes çoğul. Entüm, müzekker çoğul. Entünne, müennes çoğul. Ene, ben. Nahnu de biz anlamına geliyor. Bu zamirleri daha önce zaten öğrenmiş idik. Şimdi bu zamirler ışığında fiillerin çekimlerini yapacağız arkadaşlar. Bu videomuzda bu fiillerle ön bilgilerle, ön malumatla videomuzu daha fazla uzatmadan bitirelim. Bir sonraki dersimiz muzaaf fiilin mazi çekimi, müzari çekimi, olumsuz çekimi, emir, nehi çekimi anlatacağız inşallah arkadaşlar. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Fi emanillah. İlel lika. Ma'as selameh.